Akdeniz'de hedefi yalnızca 3 puan değil. Milli sağ bek Nazım Sangare için de Antalyaspor yönetimiyle masaya oturacaklarmış. Doğru bir aday mı? Ya doğru bir aday. Milli takımda da oynayabilen, oynayan. Hı hı. Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel süre alabilecek ve orada parlama ihtimali her zaman olabilen bir isim. Hı-hı. Ben doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Performans veren bir savunmacı. Grosicki yazılıyor bir süredir. Kamil Grosicki. Evet. Çok uzun süre Grosicki ismi konuşuldu. Çok. Üzerinden 4-5 yıl geçmesine rağmen halen daha Grosicki konuşuluyor. Ama performans veren bir isim halen daha. Nasıl? Alınması daha kolay bir oyuncu. Şu an. Yani kolay derken 3-4 yıl öncesine göre. Hangi bölgelere transfer ihtiyacı var Trabzonspor'un sence? Sanki Pereira'ya bir yedeklemeleri gerekiyor başta. Evet. Stoper bölgesi problemli, oraya bir yedek gerekiyor. Yani bu da ihtiyaç gibi gözüküyor. Hı-hı. Belki de hücuma bir de Sörlot'u, yani Ekuban evet, evet yani o bölgede alternatifler var. Ama biraz savunma ağırlıklı bir takviyeler gerekecek. Peki, golcülerden bahsedelim. Ha, önce şunu tabii sorayım, bir ön bölgeye takviye ihtiyacı var mı sence? O biraz işte soru işareti, biraz hani raporlar üstünden konuşmak lazım. Eldeki mevcut oyuncuların ileriye dönük performansları ne kadar uzun vadeli olacak, bunu iyi analiz etmek lazım. Sonrasında transfere karar verilebilir. Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından Sturridge de döndü. Altay evet. Mücadelesi. Sturridge var elinizde, Sörlot var. İşte Ekuban hücuma dönük oynuyorsunuz. Evet. Yani buna benzer arkadaki isimler var. Yani buradaki devamlılıkla alakalı bir ön tahmin mekanizması sağlanabilirse ona göre takviye yapılması gerekebilir ancak.